Karnı burnunda hamile Eda Ece'nin en yakın arkadaşı Şevval Sam ağzından neyi kaçırdı? Bülent Şakrak'tan boşanan Ceyda Düvenci kendini nasıl değiştirdi? Eşinin hastalığıyla mücadele eden Ozan Orhon neyi itiraf etti? Haber turuna çıkıyoruz. Ne bereketli Şubat'mış. Kendi kısa, ünlülerin hikayeleri uzun uzun. Doğum günü kutlayan kutlayana. Hatta da burada. Eğlence de, itiraflar da burada. Siz de haberleri okuyorsunuzdur. Pişmanlıklar da. Ölene kadar akrabalar. Renkli dünyanın altını üstüne getireceğimiz gecesiyle, gündüzüyle magazin aleminin altını üstüne getireceğimiz, izlerken zamanı durduracak, pazar keyfini katlayacak haber turumuzun startını veriyoruz. Pek çok ünlünün buluştuğu bir doğum günü partisindeyiz. Bugün böyle biraz dönem kadınları gibi olmak istedim. Bir de doğum günü kızı gibi durmak istedim. Melisa Doğu. 41. yaş günü heyecanının yanı sıra yeni kitabı Fırtınanın Kalbine İn'in çıkış heyecanını kutluyor o gece. Fırtınanın Kalbine İn zaten kitabın adı. Bence yeterince adıyla iddia koyuyorum ortaya gibi geliyor. Güzel bir kitap oldu. Duyan koşmuş gelmiş Melisa'nın doğum gününe. İşte Doğar Utkay. Malum. Doğar Utkay önce İstanbul'dan Çeşme'ye, oradan da Urla'ya transfer oldu. Yani bizim zaten Alaçatı Memiş'te evet. Bir 10-13 senelik bir yaşamımız var. Benim baba tarafım, kuzenlerim, amcalarım orada. Ben ilk denize Çeşme'de, Dalyan'da girdim. Çocukluğum orada geçti. Dolayısıyla zaten çok aşinaydık oraya. 3-4 sene önce de orada bir yerimiz vardı. İşte bir iki senedir de inşaatı sürüyordu. Bitince çok içime sindi artık. Gitmek isterim. Ege'de olmanın verdiği coşkuyla ve huzurla konuşuyor ünlü oyuncu. Daha eski düzen bir insanım ben, eski kafalı bir insanım. O yüzden böyle toprağıydı, ağacıydı, bitkisiydi, hayvanıydı, kırıydı, bağıydı. O yüzden onlar öyle bir hayat yaşasın istedim. Hemen bağı da soralım efendim, ne durumda? Onlara Kerimcan Bey bakıyor. onlar eşim de. Çok güzel, meraklı. İşte kendi küçük tarımımızı yapıyoruz evet. Orada. Çocuklar bundan bir şeyler öğreniyorlar. Onların geleceği için güzel bir şey. Bağ bahçe işi eşimde diyor Doğar Utkay ama yine de çapa işine girmiş. Sayılır. Yani küçük küçük çapalar burada da yapıyoruz. Kerimcan yaptırtıyor evet. Çünkü. Sulamaları da bana yaptırıyor. Toplamayı da bana yaptırıyor. Bak aslında söyleyince o yapıyormuş gibi görünüyor. Evet, her şeyi ben yapıyormuşum. Aranızda espri konusunda. Tüm kadınlar gibi. Seray Kaya da o gece doğum günü kızı Melisa'yı yalnız bırakmayanlardan. Her zaman olduğu gibi iddialı kıyafetiyle göz kamaştırıyor. Çift pencereli kıyafeti çok cesur. Kadın dizisindeki Şirin karakteriyle tanınmıştı Seray Kaya. Önceleri herkes nefret etti kendisinden. Nefret edilerek sevildi. Seray Kaya o gecenin en bıcır bıcır kızlarından. Gündeminde aşk ve Melisa Doğu'nun kitabı var. Bir muhabir arkadaşın sorusu error verdirdi güzel oyuncuya. Sizin yaşadığınız aşk ilişkilerinden bir kitap çıkar mı? Error. Bilmem belki. Belki. Olabilir. Loğusa'nın fulyası Esra Ruşan da konuklar arasında. Loğusa nasıl gidiyor acaba? İşe rakamları mutluluk verici. Loğusa çok iyi. Siz de haberleri okuyorsunuzdur. 3. haftamızda en çok izlenen filmiz hala. Ve işte genç kızları kıskandıracak güzelliğiyle Şevval Sam karşınızda. Vallahi ne diyeyim, sırrı yani bir kere güzel gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Biraz gönül gözünün de etkisi olduğunu düşünüyorum. Beni gerçekler efendim. Için. Gönül gözünün haricinde gerçekler de bunlar. Yeni dizi için yeni bir imaj yapmış Şevval Sam. Herkes çok beğendi. Rengini de tarzını da. Ben de çok beğendim. Şevval Sam'ı son olarak Yasak Elma dizisiyle görmüştük ekranlarda. Çok sevdiği rol arkadaşı Eda Ece anne olmak için gün sayıyor. Son havadisleri kendisinden alalım hemen. Bekliyoruz heyecanla. İlk bebeklik kıyafetleri hazır. Şarkılar hazır mı? Hemen onu da soralım aslında. Ninniler çok öncesinden hazırdı zaten. Islıhan Karalar, genç, güzel, başarılı bir başka güzel. Yani senaryo tabii ki önemli burada. Ekip önemli. Onun için kısmet diyelim ya, hani gönlüme sinen işlerde oldum hayatım boyunca. Şu sıralar Aslıhan Karalar her yerde. Doğum günü kızı Melisa Doğu için aşk kadını yakıştırması yaptı arkadaşları. Aslıhan Karalar kendisinden aşk tavsiyeleri alıyor mu acaba? Alıyorum diyeyim. Henüz bir aşkımız yok ama. Vah vah, böyle güzel bir kadının nasıl aşkı olmaz? Hayret bir şey doğrusu. Ya aşkı açığım ama sevgi, saygı çerçevesi bilmiyorum. Kısmet işte. Türk müziğinin efsanesi. Sesi kadife gibi, kendisi tam bir beyefendi. Kafa Radyo'nun yaş günündeydi Erol Evgin. Sinema perdesinden fırlamış gibi şıktı. Sonsuz başarılar ve uzun yıllar diliyorum.
hem tescilli güzel, hem iyi bir oyuncu, hem mükemmel bir anne. Eda Düvenci'yi geçtiğimiz yıl başarılı programları ve dizisi dışında özel hayatıyla da çok konuştuk. Magazin dünyasının en uyumlu çifti olmalarına rağmen Bülent Şakrak'la boşanmaları herkesi şoke etti. Bülent'le tabii ki görüşürüz. Ölene kadar akrabalar. Ceyda Düvenci tüm güzelliğiyle davette. Ayrılık yaramış sanki kendisine. İncelmiş, yüzü parlamış her şeyiyle mükemmel görünüyor. 90'ların en büyük starlarından biriydi Ozan Orhon. Birkaç kez evlendi ama yürütemedi. Aradığı aşkıysa Selcan Demirci'de buldu. Geçtiğimiz yıl çocuklarını da kucaklarına aldılar. Bu hafta da el ele kol kola davete katıldılar. Kızım maşallah felaket bir şey. Yani diyorum ki 20 yaşın hiperaktif bir çocuk. O da benim hayat kaynağımız. C takımı izleyiciyle buluştu. Hikayemiz bir intikam hikayesiyle başlıyor. 6 lise arkadaşının başına gelen komik olayların işlendiği C sınıfında Murat Akboyunlu, Toygan Avanoğlu, Sera Tokdemir gibi isimler kamera karşısına geçti. Lise yıllarından beri arkadaş olan, çok yakın arkadaş olan 6 arkadaşın hikayesini komik bir dille anlatıyoruz. Başından geçen olaylar, maceralar. Ben başlarını derde sokuyorum. Bayrak Tüzün Ataç sevgilisini kameralardan kaçırmak için ne yaptı? Edis'in yanındaki gizemli hanım kim? Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. İşte gecelerde kameralarımıza yansıyanlar. 14 Şubat'ı kutlamak ona haram. Abi benim için hayatım boyunca hep 13 ve 15 oldu. Yani 14'ü yaşayamadan gideceğiz. Bu sevgililer gününü de boş geçiren Beyaz kendi kendine ne hediye aldı? Herkes bir sevgili hayaliyle uyandı ben. Berrak Düzün Ataç'ın panik gecesi. Nasılsınız? İyi misiniz? Görüşemiyoruz iyi süredir de. Aynen. Ünlü güzeli gölge gibi takip eden, kamera ışıkları yanınca eli ayağına dolanan o yakışıklı kim? Popçu milletinin insanı Edis'ten aşka dair son inciler. Kalbinin mührünü ne zaman söküp atacak? Bu arada niye öylesin? Heyecanlandım. Gece turuna bir beyaz gölgeyle başlıyoruz. Nereden 14 Şubat? Vakit akşamüstü. Sevgililer günü için son saatler. Beyaz bir markette alışverişte. Gazeteciler de peşinde dışarıda gıybette. 14 Şubat'ta insanlar sevgilisine çiçek alır, hediye alır. Testosterone'de alışveriş yapıyor, market alışveriş. Görüyor musun? Kamerayı gördü, el salladı. Yeni top sakal imajıyla haberciler üşümesin daha fazla diye alışverişini bitirdi, yanlarına geldi. Abi nasılsın? İyisiniz. İyi vallahi. 14 Şubat'ta insanlar diyordu ki hediye alır, çiçek alır. Beyaz abi de. Pazı dolması aldık biz kendimize. Canının sevgililer gününde pazı dolması çekmesi dışında neler yapıyor ünlü şovmen? Ekstra gösteriler var işte şehir dışlarında. Onlara biraz hazırlanıyorum. Ondan sonra da bir iki bir yazdığım bir şeyler var. Onları bir değerlendireceğim. Yakında Türkiye içinde, onu ben size sonra da daha detaylı söylerim. Türkiye içinde bazı şehirlerde yardım amaçlı kendim gösterilere çıkmaya başlayacağım. Evet. Hem deprem bölgesindeki çocuklar için. Gelelim tekrar pazı dolmasına. Pardon. 14 Şubat sevgililer gününe. Yine yalnız. Nereye kadar sürecek bu yalnızlık sevgili beyazımız? Abi benim için hayatım boyunca hep 13 ve 15 oldu. Yani 14'ü yaşayamadan gideceğiz. Bak söylüyorum sana. Herkes bir sevgili hayaliyle uyandı. Ben pazı sarması hayaliyle uyandım. Aldım yani. Yine adettendir sormamak olmaz. Herkesin merakla beklediği beyaz şov için geriye sayıma geçtiği 3 vakte kadar başlayacağı doğru mu? Beyaz şovun ne zaman geleceğine alakalı? Ya o konuda konuşmak istemiyorum. Yok, yani insanlar böyle sosyal medyada acayip bir hani beğeni işte ne zaman. Ya sağ olsunlar da yani bizim de tam durumumuz belli değil. Ben devamlı onu söylüyorum ama herkes tabii başlayacak mı diyor. Yani içi, tekrar söylüyorum, içini doldurunca başlayacak.